Mutfağı yani aldı evet, gidiyor. Burada nizami bir suşi yapmaya çalışıyoruz. Onun sıklığı, pirincin lapalı. Mutfağımda yani ne çıktı? Hi guys, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün. Merhaba arkadaşlar. Kimler var? Arkadaşlar yanımda kayınvalidem Zeliha Kaldırım var. Benim kayınvalidem Beyan Özyurt var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Bayağıdır görüşmüyoruz. Evet. Evet. En son İstanbul turu yaptığımızda görüştük. Evet. İstanbul turu yapmıştık. Çok da güzel İstanbul'u gezmiştik. Evet. Eğlenmiş miydiniz? Evet, çok güzeldi. Bir daha yapalım mı? Yaparız inşallah. Tamam. Evet, rakibini motive ediyor Atakan Özyurt. Bugün neden buradayız? Annelerimizle mutfaktayız ve bugün ne yapıyoruz? Sushi. Sushi. Sushi, sushi yaptık. Evet, adını bile söyleyemedikleri. Sushi'leri yapacağız, sushi. Daha önce hiç yediniz mi? Yok. Hiç yemedim. Sen yedin. Yapmadım, ben mi? Yemedim de. Yedik ya beraber. Tabii ben yemedim. Ama izleyicilerimiz bilmiyor. Şimdi evet. Hem yapacağım hem yiyeceğim. Hem yiyeceğiz. Hadi bugün bakalım. Annemler ilk defa kendileri evet. Yapacak, kendileri yiyecekler. Aynen. Evet, özel bir menümüz, spesiyel bir sushi menümüz var. Yalnız bugün şöyle bir durum var arkadaşlar. Takım Atakan, takımız. Evet, takım takımız. Atakan annemle birlikte bize karşı, Beyan annemle evet, ben rakip. Onlara karşı yarışıyor. Hadi bakalım. Biz yönlendireceğiz, onlar yapacak. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Hadi. Sonra görüşeceğiz ama. Sonra. Hadi. Anne biz böyle başarılar diliyoruz. Hiç sorun değil. Sonra görüşeceğiz. Hadi. Tamamdır. Biz yönlendiriyoruz. Anneler aynen. Yapıyor. Biz evet. Hiç müdahale etmiyoruz. Biz müdahale etmiyoruz. Aynen. Tamam. Pirincimiz ne kadar anne? Pirinçlerimizi bir yıkadık bardak, bu arada. Bir bardak nişastası bir çıkmış pirinç. Bunun üzerine tam bir bardak su koyuyoruz. Bu arada bu Çin pirinci arkadaşlar. Nerede paketin? Orijinal Çin pirinci arkadaşlar bu. Tadı eminim bir tık daha farklıdır. Bu aslında sevgili anneciğim bu bildiğimiz pirinç pilavı yapıyoruz. Evet. Tek amacımız burada lapa ve yapışkan bir pirinç elde etmek. Sushi peki hangi zor ülkenin değil. Biliyor musunuz? Bize öyle Karadeniz'in bir... olması kesin. Çin. 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 Japon. Çin'in mi? Duydum o. Japon Çin mi? Çin kültürüne ait ama Japon, Asya ülkelerinin çoğunda, Kore'de vesaire. Rize olmadı o kesin. Evet. Birbirinden espri çalmadı. Evet, evet. Bu arada pirincimiz pilavınız sanki... Pilavınız yandı o sırada. Üzerini kapatalım mı? Kapatmak aslında gerekiyor. Bu tamam. Ocaklarımız bir tık normal ocaklara göre daha yavaş arkadaşlar. O sırada bence anneciğim gel biz malzemelerimizi hazırlayalım. Tahtanı al. Aynen anne biz de malzemelerimizi alalım. Evet, evet tahtamızı alalım. Sushi'nin içine koyulacak. Tahtamızı alalım. Tahtamızı önce salatalıklarımızdan başlayalım. İki tane salatalığın ucunu aynen kesiyoruz. Çöplerimi ben tahtanın içine atalım. Koyulacak malzemeleri evet, yapacağız. Evet yapıyoruz. Kesme boyu kesme yok. Ben tahtada yapamam seni. Surimi. Elimle. Surimimiz var. Biz ben şunu koyacağız. Ben tahtada hiç yapamam onu. Çekirdekli kısmı gelmemesi gerekiyor. Şimdi kesinlikle. Diyeceksiniz ki tarif birebir. Neye göre yarışıyorsun? Kazanacağım. Bu arada... Kazanacağız. Sen bana güveni. Burada nizami bir sushi yapmaya çalışıyoruz. Onun sıklığı, pirincin lapalı, keserken dağılacak mı dağılmayacak mı hepsinin tekniklerine puan vereceğiz. O yüzden pirinçlerimiz evet, pirincim pişti. Oldu evet. Evet evet oldu. Evet evet çok süper. Mis mis. Pirinç tabii çok güzel. Bir de tuzsuz gibi kokuyor değil mi? Tuzunu şimdi koyacağız. Şu an tuz. Yok, Çin şeyi ya bu. Çin pirinci ya. Aynen. Duruyorum. Dur. İyice sıyır. Yarışmayı kaybetmek. Dışarı çıktım kameradan. Gel o zaman bu tarafa. Kazanmak da var. Kadın. Be Adem. Tamam. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız anneciğim. Tamam. Şöyle bir geniş yay onu. Yayıyoruz. Bunun üzerini peçeteyle kapatacağız. Şöyle üstünü kapatalım. Üstünde tamam. Şöyle. Bunu dinlendireceğiz. Azur Selen'ciğim. Bunu bekleyelim. Şöyle eşit olsun yavrum. Ben biraz pimpirkiyim bu konuda biliyorum. Bir de ilk kez yapıyorum ki iyi bir şey çıksın meydana. İnşallah kazanırız ben yani. Yoksa... Yapacak bir şey yok. Yoksa orduya bir bilet. Ya. Olsun. Alındı yani şu anda. Bunu böyle böyle. Ben kavururum. Kavuracağım. Bir yemek kaşığı pirinç sirkesini bardağa. 3 mü? Allah Allah. Evet. Sen önce yaptın mı? Annem sen yapmadın. Ben biliyorum. 3 yemek kaşığı şeyimizi koyuyoruz. İzlettik çünkü önden. Annem hatırlıyor. Bunu alıyoruz. Bunun içine döküyoruz. Döküyoruz. Sonra bir yemek kaşığı şeker. Bir tuz, çay kaşığı. Çay kaşığı. Tuz. Anne ondan susamın sonra... yandı onlara bakarken.
Kavurman gerek. Yansın, yansın. Yanmasın, onun için şey etsin. Yansın onun için. İyi yansın canım. Şimdi bu sırada avokado mı da doğrayayım? Avokadomuzu da keselim aynen. Bu sırada. Solgunlaşmışın aynen. Onu... Bu sırada rakip takıma da bir kontrol edelim. Arkadaş şunu aynen şöyle koysam ne olur? He? Git burada. Onlar şimdi şey vermiyorlar. Dur lan. Kavga yok, kavga yok çocuklar. Yok kavga etmiyoruz. Niye kavga ediyoruz? Ne bileyim arkada bir şeyler dönüyor. Bakamıyorum da o tarafa. Dur. Dur. Selen, Selen yandı, çok... Selen yandı. Oo, yandı. Bunun içini atıyoruz mu? Çok harlaştın altını da. Sizin avokadonun şeyi yumuşak. Niye yumuşak? Bizimkinden. Evet. Sizin yarısını vereceğim aksine. Aynen. Biraz onunkileri çok... kullanalım ben de. Çünkü Allah bizim... Allah evet, Allah. Evet, çok sert. Mutfak ya. Alev aldı gidiyor. Evet, şu an evimiz yanmadı. Evet, şu an evimiz Selen, şeyler Selen kurtar. Yandı. Ne oluyor? Aa, orayı silsene. Susamlar yandı. İşte iyi dur, çalışamıyorsunuz mutfakta. Hijyen önemli. Mutfağımda yangın çıktı. Şu an son dakika gelişmeleri. Hijyen diye iş... tamam bitti gitti. Susamları kavuruyoruz çünkü suşinin içerisine koyacağız. Neyin içerisine? Sushi'nin. Sushi. Evet sırayla şuşi. Tekrar alalım. Ne demek? Sushi. Sen... Sushi. Sushi. Şişe. Ne şişe? Sushi. Ha bunu diksek olur mu acaba? Ne? Ha bunu. Anne ya. Tohumu. Her şeyi de dikme. Kız ne yapayım? Uyun. Belki... Bazen böyle yolda bir yere gidiyorum. Hey. Gördüğü bütün otları bunu ben... diksem diyor. Diksem. Annemin çiçek hastalığı var çok. Zaten. Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Bırakın şimdi sushi'leri falan. Orada hayat şöyle. Zaten. Bugün lahana sorbası yaptım. Şimdi sushi yaptım. Şimdi sushi. Kim derdi? Akşam hayat sushi. Böyle işte bak. Nerede? Lahana yaparsın. Bu arada kara lahana anne. Dünyanın en kötü yedinci yemeği. Olur mu ya? Evet en iyi ya. Yemek. En iyi yemek. Onu ben de hayır, gördüm. Hayır hayır hayır. En iyi yemek lahana. Dünyanın en kötü 6. yemeği seçtim. En iyi, en iyi. Yedi. Karalahana Trabzon'un mu, Ordu'nun mu? Ordu'nun. Karadeniz'in esas. Kara, evet. Karadeniz. Evet. Anne, çok karalahana nasıl Ordu'nun? Hayatımda ilk defa. Bir geldiniz, baktınız evde sushi dedik, var. Sushi var. bu ara... Annem gülüyor mu? Annem gülüyor mu? Ne oldu sana? Boğuluyor mu anlayamıyorum. Ha, bu ocaktan şey oluyor. Şimdi sosumuzu iyice gezdir anne. Pirincimizin içine döküyoruz. Gezdiriyoruz şöyle. Aynen. Bu buna ayrı bir tat katıyor. Gezdir dışarı. Yo 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 gitme. Aşkım annem bana cevap vermiyor. Soğumasını soğudu o yani. Yok. Şimdi ben soru soruyorum da. Şimdi ben dalmışım güzel olsun diye. Full fokus. Senin pirincin niye fazla? Full fokus. Değil. Fazla yapma. Okuyorum ben, okuyorum. Çoğalıyor. Full fokus. Ben biraz off-inch yaptım herhalde. Okudum çoğaldı. Ne bileyim okudum ben ya. Okudun mu? Bir şey oldu ama. Şöyle jelatinimizi ha, arkadaşlar. Anne biz de jelatini alalım. Biz de yapacağız. Jelatinimizi şöyle. Şöyle yerleştir. Mutfak biraz buyurun. Daha. Tamam. Önemli olan lezzetli bir sushi yapmak. Tabii. De. Gerisi önemli değil. Onu, yosunumuzun sırtıklı. Burası mat tarafı arkadaşlar. Bakın yosunuzun mat tarafını değil, tırtıklı tarafı tarafını... size bakacak şekilde. Bakıyor mu sana? Bakıyor. Şimdi anneciğim pirinçlerini al. Çok köşelere gelmeden, evet elimizi soğuk suya tutalım. Buradan çatalım onu. Yapışmıyor. Ya dur şöyle. Karşı şakamız zorlanıyor gibi. Zorlanmıyor. Hiç zorlanmıyor. Gayet güzel gidiyor. Sen nasılsın sevgilim? Süper. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Tayland'dan sonra şöyle... Sushi. Biraz sushi fazla evet. İyi gitti. Bunu da bunun üstüne koyuyoruz. Anne bunları böyle koyarsan tırtırlı bu kestiğin an dağılır. Tırtırlı tarafı değil. Bunu yapacaksın. Yapıştıracağım ya. Yapıştıracaksın. Peki sen nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Ne yapalım? Gezdik geldik analarla dedik. Bayağıdır annelerle geçen soru cevap yaptım. Instagram'da dediler ki ya annelerle bayağıdır video gelmiyor dedi. Anne ne yaptın onu? Dur dur. Çok o olacak. Fazla sen olacak. Bizim hayır. Şeyimle niye karışıyorsun ki? Hayır olacak. Olacak. Neyse soru cevap dediler ki ya annelerle dediler içerik yok mu çok özledik falan değil filan. Mi? Sağ olsun. Sonra anacığım ordudan gelince hemen yap evet. Konuşamadı. Takipçiler sizde olan videoları çok seviyorum. Sağ evet, olsunlar, sağ biz de onları seviyoruz. Yeter anne, şöyle bastır yapıştır. Allah abi. Sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Anne, çok koydun.
kardeşim ya. Burada muhabbet komedi dönüyor. Allah, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Senin ne yapıyor? Amin. Sizleri de bizim başımızdan eksik etmesin. Amin. Anne. Anne çok koyduk gibi. Selen az bir dur ya. Hepsini koyma, bir tane daha yapacağız. Ha doğru. Tamam o zaman. Tamam elini al çek. Bunlar çünkü şu anda kazanamayacaklarının sesine girdiler. Stresten kavga çıkarttı. Kaç senelik mutfakta kadınım ben. Kaç senelik mutfakta kadınsın. Soru geldi. He gel sor. Söyle kaç yaşında mutfağa girdin? Kaç yaşında? Kaç yaşından beri yemek yapıyorsun? Evlendikten sonra başladım işte. Kaç yaşında evlendin? Kaç yaşında evlendin? Bastır anne elini. O da sorulur mu Selen şimdi? Anne ne alaka? Biz geçen 2 sene önce evlendik. Ayıp mı? Ayıp ki sorulur. Yaşını sormadım ki. 20 yaşında evlendim. 20 yaşında mı? Aa, erken evlenmişsin. Erken evlendim. Ben daha. Sen kaç yaşında evlendin? Sen kaç yaşında yemek yemeye başladın? Yapmaya başladın. Yapmaya. Yemeğe doğdum. Yemeğe. Doğduğumdan beri. Doğduğumdan beri yapmadım. Yapmaya yani. Annem espri üstüne. Şey var ya. Espriler patlatıyor. Evlendikten sonra yapmaya başladım ben. Bizi konuşturup da bir farklı bir şey mi yaptın? Aa, peki babamın, anneme ben çok kritik bir soru soracağım. Babamın evinde prensesler. Su var mı? Sonra evlendim. Çocuk yaptım hemen. Hayatım gitti. 4 tane çocuk yaptım. Onları koştur koştur onu dikkat edelim. 2 2 2 4 6 8 şusi yok canım şusi nerede? Şusi daha dün ilk İstanbul'da yedim. Şusi daha pant. Gazetelik mesela şusi nerede önceden? Sonra evet anne ya yaptık böyle. Olsun sorun yok. Yok öyle öyle. Sorun yok. Yok öyle. Moral bozalım biraz. Bir saniye. Yok yok hiç bozamazsın. O şimdi kadar evlendim. İlk evlenince bir tencere kuru fasulye ısladım. İlk evlendim. Evlendim baban bir torba kuru fasulye yapmayı bilmiyorum. Doldurdum tencereyi. Doldurdum şişti şişti ki tencere dolusu onu nasıl kaybedeceğim evden. O da var. Ya, çoğaldı bilmiyorum. Neyse hallettim herhalde onu bir çöpe mi attım ne yaptım kimse görmeden. Ondan sonra kalalahaniye falan. Peki ben devam. Anneme bir soru soracağım. Biz şimdi Seren'le evlendikten sonra evden bir kişi eksildi sizin. He. Yemek yapma konusunda ya çok şükür bir kişi eksildi rahatladım ya dedim mi? Bir kişi daha eksilmişti ondan önce. He Burcu. Burcu. Hiçbir evet. Şey değişmez. Yine o yemek pişiyor ya. Yine pişiyor. O yemek yine pişiyor evde. Bizde yemek her gün olur. Ama maddi olarak bir tık kâr etmiş olabilir. Niye çok mu yiyordun? Öyle sorsaydın mesela. Yok yok. Selen eksildi diye maddi olarak mutlaktı bir takım. Yok. Ben çok ağladım çocuklarıma. Ben evlenince mi? Atakan'a da ağladım. Tabii ki ağladım. Genelde kızlara ağlanıyor. Kızlara da ağladım. Sana da ağladım. İyi ki ya böyle bir kızı bulmuş be. Çok şükür. Çok evet, şükür valla. Allah bozma. Peki anne sen diyor musun böyle bir damat çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Biz şimdi susamın şu ortasına dökeceğiz. Evet. Evet. İlk aynen. Susam dökeceğiz. Bunu ters çevireceğiz. Tamam. Sonra bunları koyacağız. Bu ilki şey ters çevirip içine koyacağız. Anne çok dikkatli kal. Şimdi evet anne bunu şimdi şeyden dur. Tutup. Oradan yırtılmış. Yosundan bak, yosundan. Dur. Biraz yosundan. Şeyden he yosundan tutacağım. Nereye götürüyor sen? Kaldır kaldır kaldır. Nereye gidiyor bu? Dur dur dur. Allah! Şeyi çek alttan jelatini. Senin ne yapıyorsun sen çek, ya? Çek yavaş yavaş yavaş. Aynen, aynen. Hey jelatini. Jelatinden değil. Ya. Yosun da. Ha, yosundan alıyorsun. Anne. Pancar tamam. Doğramaya benzemiyor bu değil mi? Allah. O öyle değil aynen, bakma aynen. Sen benim. Oho. Eyvah koyalım. Eyvah. Bak, tamam dur şimdi. Ah. Tamam. Aa, bunu bu iyice sıkıştıracağız. Şimdi ürünlerimizi arkadaşlar. Ürünlerimizi koyuyoruz. İçine gibi. Koyacağız bu şekil şuradan ortasına. Şuradan bana biraz su lazım. Aha yırttım. Evet. Anne. İki tane. Şimdi bir iki tane salatalık. Bu Shimura denen bildiğiniz karides sucuğu arkadaşlar. Bu arada annem kopya çekiyor. Şimdi. Yaparken bu şöyle. En önemli kısım. Anne sıkıştırarak sarman çok önemli bak. Sıkıştırarak. Heh, aynen. Şunu ama şimdi bundan sıkıştıracağım. Heh, sıkıştıracağım. Evet. Açacağım. Dur. Aa dur. Şunu bunu bak, çekeceğim. Şunu bunu. Dur az, dur az, dur az. Selen, dur sen. Aha, evet. Selen, az dursana tamam. Be. Dola, dola. Tamam, bizimki oldu yardım gibi. Yardım lazım mı peki? Yo, dur, benim kafamı katmasın. Ha,
Biraz büyük olmuş. Sen ne diyorsun ya? Şu şeyi büyük sardınız ama. Tahtayı vereyim mi? Bakar mısınız? Lütfen. Kamera gelebilir mi? Kamera Cansu'na. Kamera bir gelebilir mi? Şu çirkinliği. Cansu. Şu Nizami sarışa bak. Ben. Evet. Şuraya bakın ya. Şimdi bunu kesiyoruz. Şimdi buraya bir bak. Bizim gibi biraz kalın. Biraz kalın. Olabilir. Onu da nasıl olabilir? Olur, nasıl olur, olabilir? Şimdi teknik bak. Teknik bir puan demek kalınlık. Süper dediğim bu mu? Allah aşkına. Süper. Bastır annem. Hayır. Bunlar ince işler Zeliha. Hiç kimse, çoğu insanın yapabileceği bir şey değil. Böyle şişi var. Tabii ki. Annem nasıl? Ben içinde bile yok ha. Çok kırıcısın ama şu ben ince işleri çok güzel. Hiç önemli değil. Ha, onlarınki biraz ince gibi. Güzel. Yok, şu lezzeti de önemli. Şu eller var ya şu el. İlk defa yapıyorum ama güzel bir şey olacak. Bıçak ıslatı şey burada. Evet anne, gerçekten ilk yapışına göre gayet iyi. Bıçağımızı ıslatıyor. Anneminki de gayet güzel, sadece biraz kalın oldu. Biraz daha kalın. Arkadaşlar bakar mısınız? Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Bir şey oldu gerçekten. Şuraya bak. Ben kalalahanayı bile böyle doğramadım. Dizecekler. Annem sushi yaptı. Şuna bakın şuna. Anne yıllarca bize kalalahanayı. Evet bak. Çok iyi oldu. Bakar mısınız? Ama gerçekten. Yok şuraya bak şuraya. Aa bir şey diyeyim mi? Ufaktan bir tadına baktım da. Tabii. Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor değil mi? Evet. Şimdi tahtamızı şöyle alalım, biraz toparlayalım. Kızlar sizi gerçekten yürekten tebrik ediyorum ya. Böyle bir işi şurada bir toparlayayım ben şurayı. Bu sayede buradan sushi severlere sesleniyorum. Gördüğünüz gibi evde yarım saatte kolayca malzemeler olduktan sonra yapabiliyorum. Harbiden ha, yarım saatte halledebiliyor. Ha bir dakika, ben şu konuyu açmak istiyorum. Bir saniye. Samimi cevaplar istiyorum sizden kayınvalideler. Bir yani ben sana, sen de oğlun da beni sana ilk gösterdiğinde içinize sindi mi yoksa... Sinmedi. Ben mi sinmedim? Nasıl bir soru? Sinmedi mi? Soruyu bir daha alayım he. Yani Atakan gelip ben bir kızla görüşüyorum bak bu da o kız diye gösterdiğinde beni beğendin beğenmedin dürüst ol. Azıcık daha güzellerini bulsaydın dedim. Biliyorum. Bu yüzden. Ama samimdi. Anlat şimdi. Az daha acele... 70 milyon dedin de anlat. 70 milyon insandan dedim. Azıcık daha güzellerini bulsaydın dedim. Anne dedi bak dedi şu saatten sonra dedi. Tek bir kelime daha edersen birbirimize kırıcı olurum. Aynen. Aynı bu şeyi söyledi. Benim için savaş. Ben dedim. Hayır beni ciddiye almadı çünkü. Ciddiye almadım. Bir de şey dedi. Babama dedi bu konuyu açar mısın dedi. Ben ciddiye almadığım için hiç açmadım. Aradım. Ciddiye güzel yapmamız için şuraya yazıp toparlamamız lazım. Yıkılıyordu. Evet. Sağ ol. He, dur dedim acele etme. İşte annesi aa, nasıl? Bir bak biraz daha bir bak. He, bak diyorum annesi nasıl? Aile nasıl diyorum ben aile. Aile aile işte ben bir baktım diye. Tabii. Tabii ki. Şimdi, tabii ki illa Atakan'a güven olmaz tabii. Yok. Onda yanlış. Şaka. Şimdi şuşumuzu da yapalım Atakan, şimdi. O, evet. O konuda yanlış düşün. CV'yi biraz kabarık. Sonra şey yaptım. Atakan'ın bir de bak bak. Bak. Ana ne bak. O? Artabilir yiyeceğiz de. Hayır artabilir o ya. Ona takılma. Ama bak hiç ziyan ama seninki olmamış de güzel. Gerçekten. Ziyan yok. Güzel, ziyan güzel yok. Gösterişli kalın olsun gösterişli. Atakan babasına hiçbir kızı tanıştırmamıştır. Daha önce hiç. Yok. Benimle ufak tefek paylaşmıştı. Hani ciddi bir şey olmayınca babasına asla açamaz, açmaz da. Dedim herhalde dedim bunu babasına söylediyse bu ciddi. Tamam dedim oğlum. Ama gönülsüzdün ilk başta tanışana kadar değil mi? Ciddi almıyordu. Bu arada Atakan daha hiç ortada bir şey yokken bilmiyorlarken arıyor. Diyor ki ya anne bir kız var İstanbul'a gelin ailesiyle tanıştıracağım sizi. Şey. Anne de diyor ki oğlum bir dur. Az bir dur diyor. Ne oluyor? Şu kızın resmini bir at be dedim. Baktım sarı saçlı. Sarı saçlı, cadolun. Cadolun, hiç öyle düşünmedim yavrum. İnsan şey oluyor ya, çocuğun sanki Atakan çok mükemmel, yanına birini konduramıyorum bir an. Tabii canım, aynı şeyi annem de düşünmüştü. Konduramıyor yavrum. Daha diyorsun hani daha başka var mı acaba, aile nasıl diyorsun. Seni dinleyelim, bir de annemi dinleyelim. He, bilet alıyorum dedi, gelin bu. O arada bir rahatsızlığım da vardı benim. E geldik, gördük, sağ olsunlar. He. Aşkım, annem bir şey anlatıyor ya, annem de şöyle yapıyor. Sayıyor. Bir onların içine bak, bir bizimkine bak. Bir onlar ikine bak, bir biz ikine anne, bak. Annem, benim yarış mı olacakmış yani? Felak et rekabet. Şunu diyebilirim, sağ olsun. Sahip rekabet. Oğluma da senin gibi, sizin gibi bir aileye tanıştırdığım için ben teşekkür ettim. Yani seviyorum. Aileyi de seviyorum, gelinimi de seviyorum, oğlumu da seviyorum. Kızım ya, hala çok güzel. İnşallah ağzımızın tadı bozulmaz. Allah'ım herkese... Amin.
güzel böyle. Öyle Zeliha. Yani ben... Evet annem, hep teşekkür de. Ediyoruz. Evlendik anne, farkındaysan. İki kere de düğün yaptım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de babaanne olmak istiyorum. İnşallah. O da var. Ben açmadım. İlk defa sen açmadın. Evet. Ne yapayım? Sırayla her şey gelir de. Aynısı. İnşallah. Evlendim. Evet. Şimdi daha neyi bekleyeceğim? Kiracı çıkarsa eve gelir. Kiracı da buradan geldi. Kiracı da buradan geldi. Valla ne yapayım. Anneciğim evet, sıra sende. Ben gelip hatırlıyorsan sana hiç unutmuyorum. Annem Trabzon'daydı. Ben bu mürüvvetimi ayarlarken. Öyle mi? Bir aylık bir yoktu buralarda. Annem geldi, dedi ki bu kızda bir haller var. Beni mutfakta kenara sıkıştırdı. Dedi ki sende dedi bir haller var, dökül. Orada söyledim. İlk anneme söyledim. Annemle paylaştım. Ne dedin? O mutluluğum yüzümden anlaşılıyordu zaten. Yarış. Ben de anlatıyorum. Hem bu arada onu da nereden bakarsan ya. Bak. Kulağım. Hangi tarafta? Kulak. Ben nasıl? Kulak sende. Kulağım sende. Evet aşkım. Ben kaldırıyorum, o da tamam, kaldırıyor. Suşiler en iyisi. O da görmedin. Annem kaldırdı ya. O da muhabbeti bırak. Ama bu da şey. Annem. Yarışma da aklım. Tamam benim evet. Ne düşündün Atakan? Ben olmazdı. Evet. Olmaz dedim. Evet. Dürüst konuşun dedin, olmaz dedim. Evet doğru. Dedim mi? İstemedi ilk başta. Neden? Niye anne? Çünkü Selen hiç evlendirmek mi istemiyordun? Benle mi olmaz? Sen. Her limanda bir sevgili. Söyle. Bu ünlü. Aynen. Annem dedi ki, ben dedim ki yalnız dedim çocuk biraz ünlü fenomen dedim. Sosyal medya işi yapıyor dedim. Annem hemen birazcık önyargılı davrandı. Dedi ki kızım dedi, o senin gibi her gün bir tane buluyordur. O sırada zamanlı koca. Benim aşkımdan yanıp tutuşuyor. Tabii. Dedi ki kızım dedi, biz ünlülerle de öyle o şeyleri sevmeyiz evet. Dedi. Annenden dinleyebilir miyiz? Yapamayız biraz. Dedim evet. Yani. Evet. Evet. Söyle. Yapamayız dedim. Bana anlatınca ben tanıyorum dedim hani. Televizyonda izlemiştim çünkü. Beni görmüş evet, muydun? Evet görmüştüm. Ay, nerede görmüştün? Fox'ta izlemiştim. Evet Fox'ta izlemiştim. Kafalar karşı. Evet evet. Ben o mi de dedim? Şey Cül dedi. Atakan bana resmini attı, lafını böldüm kusura bakma. Resmini attı, ben yatağın içinde telefon elimde yapıyorum. Zoom. Açıyorum, zoom'luyorum bir daha. Burnuma geliyor. Her gözlerine geliyorum, ondan sonra Atakan'ı yine böyle gözümde canlandırıyorum, koyuyorum, yakışıyor mu falan filan. İşte bir anneler hep böyle. Mutlaka sen de o gibi şeyler yaşıyorsun. Evet anne, beni televizyonda görmüştün. Görmüştüm, ben gördüm dedim. Aa dedi, gördün mü, tanıyor mu? Daha bir şey yaptı böyle. Kandırdı bizi. Ben de tanıyorum deyince ben de acaba nasıl tanıyor, evet. Ne hangi videonu izledi falan oldum böyle. Dedi ki ben onu televizyonda, ilginç, sosyal medyada değil de hani televizyondan tanıyorum dedi. Tanıştırdığım ilk gün hakkında ne düşündün Atakan'ı? Yok, on yargımı yendim yani. On yargım geçti yani. Benden i̇şte, sebebi. Evet, geçti. Böyle damat buldum. Neden evet. Geçti peki? Beğendim yani, hoşuma gitti. Hı, efendi, efendi, durur, efendi. Yani asla şey olsaydı, hiç ünlü olması veya yani şey olması hiç önemi yoktu yani. Evet, oncalık da efendi olmaz. Ama ne kadar güzel denk geldi değil mi? Karadenizli olmanız, böyle aynı kafada olmanız. Bizi tabii bu arada çok. Arkadaşlar anneleriyle izleyen çok var. Annemle izliyoruz sizi diyorlar. Muhtemelen anne videolarını özellikle açıp izleyen anneler var buradan. Onlara da bir selam gönderin. Çok sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ederiz. Biz de böyle etkinlikler yapmasak hiz konuşmuyoruz bu konulara. Evet. Peki senin ama böyle içimiz... bugüne kadar anneme sormak istediğin, çekindiğin, hani benim hakkımda ne düşünüyorsun veya mesela var mı öyle bir sorun? Değil mi? Yok yani. Ya benim çekince şey olarak... Atakan hep genel, bize de öyleydi. Annemle babama da öyleyim mesela. Aynen. Daha böyle mesafeli durum. Mesafe olarak değil de içten içe yapar her şeyi. Diline çok bir şey indirmez Atakan bizimle ilgili. Benim annem de öyle. Üzülecekse mesafeli de. İçten içe üzülür. Bu arada evet siz anlatıyorsunuz ya, annem burada böyle yarış. Burada. Burada bir aklım bir yarışma da benim. Alt çizgi geçiyorum. Yani, bu sefer bunları ters çevirmiyoruz. Çevirmiyoruz. Evet. Düz bir şekilde koyuyoruz. O yüzden şu köşeleri... Sevirmiyoruz biraz bunları. Biraz şuradan pirinç alsana anne. Yok yeterli. Köşelere. He? Bak böyle oluyor sonra. Köşeleri de sert. Bakın arkadaşlar somon var. Ha, bu somon mu? Evet bu sefer somon koyacağız. Somonlu yapacağız. Peki size bir soru daha. Babalarımızla nasıl tanıştınız?
babasının dayımışlar. Aslında evlenmedi. Görücü usulü nasıl? Bu bakış ne? Görücü usulü yani. Hani görücü usulü olabilir. Yine de burada, İstanbul'da. İlk gördüğün an. Deli Hasan mı anlatıyorsun? Benim dayımın oğlu, yabancım değil. Tanıyorum. Ya. Ha, o yüzden. Evet. Sen Mehmet Kaldırım abiyle nasıl? Ben buradaydım. Ben sana kayınvalidem gördü beni. Kayınvalidem. Onca o beğendi. Rize'ye gitmiştim. Yok, burada İstanbul'da. Onca o gördü. He. Sonra da işte gösterdi oğluna. Onca kaynana bile aşık oldum sonra. Öyle yani, görücü usulü öyle. Onca kaynananla aşık oluyor sonra. Yok ben kocama aşık olmak istiyorum. Kaynanama yani, niye aşık olayım? Görücü usulü öyle. Sonradan ama şey oldu, aşık oldu. Tabii ki. Sonra aşık olduk, 35 sene de aşığız işte. Evet. İyi ki de olmuş çünkü. Evet. Senen de olmuş, dünyaya gelmiş. 35 sene de aşığız. Sen de kaynananla aşık oldun mu? Yok. Kaynanama niye aşık olayım? Oğluna aşık olayım. Sizinle bir tık sıkıntı var gibi. Peki evli, 35'er yıllık evlisiniz. He. Evlilikteki en önemli şey ne sizce? Sevgi, saygı. Saygı olmayınca... Saygı, sevgi. Sevgi. Saygı bence. Arada bir... Anne ya. Arada bir kavgalarımız oluyor da onu... Peki aşk devam ediyor mu? Ediyor. Ediyor. Eder. Evlilik aşkı öldürmüyor yani. Benimkini öldürmedi, bilmiyorum. Hayır. Ben hala aşığım adamıma. Tabii anne ki sen... öyle, tabii ki aşık. Aşık olmak zorundayız. Abur az bir kusuk etme yine de. Arada olur. Dedim sevgilerle. Geçen şey dediler. Küsmüşlerdi, ben de şey sordum anne. Ha, mesajım bile var, okuyabilirsiniz. Çok ben sana avukat ayarlayabilirim dedim. Atakan'ın babasına hala aşık. Ne güzel. Böyle bir aşk evliliğinden doğan bir çocukla birlikte aşk olmak evlilik. Da çok güzel. Aşk o yüzden evlilik. Birbirini sevmeli. Zeliha sen öyle diyemedi. Öyle biz birbirimize seni seviyorum şey diyor. Ya! Yani böyle biz zaten seviyoruz yani. Söyle be! Hiç demedin. Söylemeye bile gerek yok. Bir söyle sana, hiç söyle. Ben de... Anne ben de seni duyuyorum. Değil, anlamıyor musun sen doğum ediyorsun? Ama demek ki gizli gizli söylüyorsun. Ama yapacağın bir şeyler anlıyorsun zaten. Karadeniz, babam Trabzonlu böyle. Babam hiç mesela ben de izin alırdım babama konsere gitmek için. Hiçbir zaman bana git demezdi. Ama ben bilirdim izin verdiğini. Öyle bir adamdı yani. Hani böyle göz, hani baba konseri arkadaşlarımla buluşacağım, gidebilir miyim derdim. Hiçbir şey demezdi ama anlardım ben onu. Şimdi istersen yanında bir kere haykırayım seni seviyorum diye. Babama. He. Arayayım babamı. Ara hadi. Sen ona da derim mesela. Utanır bir kere misin? Seni seviyorum de. Derse sen anlamıyor mu ben seni? Yok anlamak babamı arıyorum bir i̇şte saniye. Demiyoruz öyle. Şey seni seviyorum sana aşığım kocacığım. Alo ne yapıyorsun? Ne yapıyorum yatıyorum. Vallahi. Bir defa seni seviyorum diye ben ne olursun. Hiç, çocuklar hiç duymadım diyorlar. Ben ilk defa deniyorum ben sürekli. Deme bak nasıl duydunuz mu? Ya ilk defa değil. Bir daha hadi bir daha tekrarla da duysunlar. Ben seni seviyorum. Sarhoşum ben mutlu. Şusi yapıyorum şusi. Sarhoş olmamak elde değil. Sabahı kadar gidelim ya seni seviyorum. Hadi çok öpüldü. Çok güzel. Tamam. Ya gördün böyle gençlere de örnek oldum. Aa babamın yüzüne kapattın. Hiç önemli değil. Bu şekilde işte, bu şekilde. Böyle olacaksın. Dürtüsene hadi Mehmet kaldırımı. Anne sen diyeceksin ki. Demem ben demem. Bana hayır. Evet direkt de seni seviyorum. Evet. Seni seviyorum. Sadece seni seviyorum. Bak vereceğin tepkiyi çok merak ediyorum. Mehmet de seni seviyorum. Lütfen. Sabaha kadar girelim. O demeyecek ama. Hayır ben de diyeceğim ona. Sabaha kadar girelim evet, dedi. Seni seviyorum. Onu çok söylemek çok için aradım. Benim Mehmet. Seni seviyorum. Söyle. Seni seviyorum. Bir dakika karşılığını duymadın. Karşılığını ver ama. Vallahi ben de seni seviyorum. Al sana söylettim. Diyor ki hiç söylemedi bana hayatımda. Diye. Bir kere
Şimdi biz kesmenin son aşamasındayız arkadaşlar. Şu an soslarımıza geçelim bence. Soya sosu ikramlıklarımıza. Evet. Servis kısmına geçelim. Burayı bir toparlayıp tadıma geri gelelim. Yok yok, bunu biz yapamayız. Pinciğim bir öğretsene ya. Oh. Nasıl? Şimdi şuraya sabitliyorsun. He, tamam. Buraya sabitliyorsun ama kasma. Bravo! Bir puan veriyoruz sana. Tamam. Tutuş puanlaması. Evet, ilk arkadaşlar, tutuş puanlaması. Tutuş puanlamasıyla başlıyoruz şu anda. Kaldırın yeter. Nasıl tuttuğunuzun bir önemini yok. Kaldırın ve 5 saniye yukarıda tut. Gitti. Yakal. Sıkıştır. Sıkıştır annem. Olmadı, dur. Bak şu. Bak. Hep anladın, yanlış öyle diyorlar. Bunu sabit tut. Bak bunu sabit tutuyorsun. Tamam. Tamam. Ne zor bir şey bu. Tamam. Nasıl yerler? Şöyle yerler. Ne yaptım? Tamam. 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 Dur. Sen de dur. Ben üç yıldan rakip takım. Git. Aha. Bir. İki. Beş. Hayır. Aha. Annem de tuttu. Bir. Bir. İki. Dur. Beş. Üç, beş. Tebrik ederiz. Birer puan. İsterse bir daha tutayım. Tutuş birer puan veriyor. Bırakıp bir daha tutun. Şimdi bir dakika. İkinci puanımız sosa bandırıp yeme olayı. Şimdi. Sosa batırıp tadına hangisi bakıyorsun. Başka sos var mı? Şu, annem ilk suşisini yiyor. Atat ağzını hepsini at. Hepsini at. Hepsini at ye. Hepsini. Güzel mi? Kendi yapıyor öyle. Anne hepsini at. Annem de tuttu. Ha, anne alıştı. Hah. Şimdi sen yiyorsun. Ne? Nasıl? Bakalım ilk yorumlarınızı merak edeceğim. Nasıl? İyi mi? İyi bak. Kusacağım mı? Poşet getirelim mi? Annem çok güzel. Güzel tatlı. Güzel değil mi? Güzel. Ya biz değişik. Karadenizli sığ hamsiyi bile atar yani. Değil mi? Hı. Artistlik yapıyor. Anne sen de bir şey. Pirinçler pişmemiş. Anne zaten pişmemiş. Sen kendi yolunu yaptın zaten. Hiçbir şey pişmemiş doğru düzgün. Herkes öz eleştiri yapabilir mi? Ve dürüst olursanız birer puan vereceğim. Biz de alalım bir biz tane. Biz de birer puan. Ben ilk önce bizim yaptığımızdan alacağım şöyle. Ben de ama bizim puan ver. Evet, önce birer tane kendimizden yiyelim. Dur bakayım şuradan. Öz eleştirme yapayım mı? Ben de yaptım. Pirinçlerimiz daha yumuşak olmalıydı. Evet. Benimkiden mi sert? Bir tık sert kalmış. Sert. Yani böyle restorana gidip verseler. Sushi yedim. Aynen. Sushi olmuş. Değil mi? Olmuş. Olmuş. Tuzi gazi iyi. Şimdi biz daha önce tattığımız için sizden daha iyi tabii yorumlayabiliyoruz. Ben şimdi bir tane de annemden yemek istiyorum izninizle. Aynı yorum yapacaksın. İkisinin de tadı aynı. Benim hep bunun var. Şunlar biraz büyük. Şundan. Büyük. Şunu büyük ne kelime? Büyük mü diyorsun? Ama sushi sevenler abi onu bayılır. Selen bunu iki kilo, iki daha iyi pişmiş değil. Benim pirinç sanki. Ama bak şu kibarlığa bakar mısın? İçindeki soslar zaten hazır, aynı oramalı. Ama pirinç annemin bir tık daha yumuşak. Evet, doğru. Evet, olabilir. Karıştırdım sana şey veriyorum. O zaman biz öndeyiz şu an. Bizim pirinci daha iyi pişmiş. Hem tutuş hem pirinç. Evet, 2-1 olduk. Bir tık ama bir tık. Üçüncü şekil puanlama olarak içinde şekil ve dağılmaya bakacağız ki gözüküyor. Gözüküyor. Yani. Ama pirinç piştiği için dağılma daha çok olur. Hani onu sıkıştırma. Ben öz eleştiri yapabilir miyim? Adaletli. Bizim şu suşiler biraz büyük oldular. Evet. Biraz ne oğlum? Şekil baksana açısından. Çok kötüsün ama ya. Şekil açısından rakip takımınki daha bir adım daha önde gidiyor. Nizami. Evet, biraz daha şekil olarak artı bir size veriliyor. Sen de daha sabirli evet, o. Daha sabirli. Ben biraz sabırsızım. Daha böyle yavaş yavaş sardı, bastırarak sardı. O yüzden anneme sarmada ve şekil benim olarak bir puan. Benim balıkla 2-2 oldu arkadaşlar. 2-2. O yüzden sonucu belirleyecek kişi gelsin. Sonucu belirleyecek kişiyi kimdir aramıza acaba davet ediyoruz. Sevgili İnci geliyor arkadaşlar. Sakınız. Senden ikisinden de birer tane yiyip objektif bir şekilde tadını yorumlamanı bekliyorum. Yani boyut olarak olması gereken bence bu. Evet. Bu biraz tombiş olmuş. Tamam. Yani şekil olarak evet, bir puanı bize olarak veriyorsun. Size veriyorum. 3-2 olduk böylece. 3-2 olduk. Yani yerken ki o işte atıyorum pirinç mi ağır bastı veya eşit mi? Sakin ol diyor. Şöyle yaptı bir dur. Özür dilerim. Bir süre Somer bekleyeceğiz. Çok gergin. Çok gerginim var ya. Daha çok kasıldık gibi. Çok heyecanlıyım anne. Ama evet, şekil olarak bir puan de bunu da. Tabii soslar da önemli. Şu sos aslında olması gerekli ama pirinçleri sert. Birazcık daha yumuşak olması gerekli ama lezzetli. Sosa batır. Sushi'yi elle yiyerek yeni bir soluk getirdik kültüre. Ben her yerde elle yiyorum. Annemin daha yumuşak olduğu için
Evet, yemesi daha dağılma. Değil şey, mi? Pirincim daha iyi piştiği için. 3-3. Bir dakika diyor, sakin ol diyor. Ter. Malzemelerin yerleştirmesi olarak çok güzel. Bunda mesela bazı malzemeleri hissedemedim. Hmm. Ama bunda malzemeleri hissetmiş, daha güzel. Hissetmiş bak. Pirinci daha iyi pişmiş. Pişmiş, evet. Olması gereken bütün malzemeler dilimde evet. var. Sabırsızlığım da şekli evet. biraz ben şey. Puanımı lezzet olarak buna veriyorum. Burada gerçekten objektif yorumlar yapılıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde taraf tutma yok. Ola ki Zeliha Kaldırım biraz daha sabırlı olup sert evet. sarsaydı 4-3 mükemmel. Olarak yenecekti. Evet, evet. Ama şu an durumlar lezzet ve teknik olarak eşit. Beraberliği karşılıyor. Biz yine ne diyoruz? Sevgi kazansın evet, diyoruz. Evet, tabii. Şekil çok hoş. 4-2 yayındık bu sefer. Sevgi kazansın, dostluk kazansın diyorum. Tebrik ediyorum. Evet, tebrik ederim. Gerçekten. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hadi, başardım. Evet, güzel dostlarım. Harika bir videonun sonuna geldik. Bence gerçekten çok güzel, çok keyifli geçti. Zaten sushi bahane diyeceğim ama bahane olmayacak kadar zor bir yemekti. Evet, sohbetiniz de çok iyiydi. Çok şahaneydi. Teşekkür ederiz. Seni yorumları da topladınız. Sabaha kadar. İyi, o zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Sushi.